Herkese merhaba. Şu anda İstanbul'dayım. Artık İstanbul'dayım. Aslında net bir şey yok şu anda ama bir süre en azından İstanbul'da olacağım. Ve inanılmaz güzel videolarla tekrar bir arada olacağız. Gerçekten çok eğleneceğiz. Çok güzel vloglar çekeceğim size. Şu anda tabii ki benim İstanbul'a gelmemle birlikte. Ay çok sesli. Hava felaket. İnanılmaz bir dolu yağışı var. Çok yağmur var. Ve hani arkadaşıma da söylemiştim. Dedim ki güneşli falan olduğuna bakma. Ben İstanbul'a adımımı attığım an gerçekten kıyamet kopacak demiştim, biliyordum, kanıtlarım var. Şimdi giyindik falan, bir kahve vesaire içeceğiz. Birazcık bugün aslında daha İstanbul'da ilk günüm olduğu için çok fazla bir şey yapmayacağım. Yani bir kahve falan içeceğiz, sonra belki spora giderim. Biliyorsunuz ki spor benim hani en büyük motivasyonum. Şimdi tabii ki Ufukçuğum'la kahve içmeye çıkacağız. O da şu anda video editliyor. Gidelim bakalım. Aslında geçmişte yaptık, gene yaparız gibisine evet, getirdi aslında. Ufu edit yaparken yani yakaladım. Şimdi Ufuk'un işi biter bitmez dışarıya çıkacağız. O zaman dışarıda tekrar görüşürüz. Hi. Arkadaşlar çıktık, motorla gideceğiz. Kadıköy'e gidiyormuşuz. Online. İnşallah sesimi duyuyorsunuzdur bu arada. Hiç emin değiliz şu anda. Ses yoksa falan. Şey yokmuş ses. Artık altyazıyla falan. Nasıl ağzım, nasıl hareketlerim şey. Asla duymayız. Asla anlamıyorsunuz. Sessiz. Ay çok güzelmiş burası. Ben deniz görünce tamamım ya, rahatlıyorum. I can feel it somewhere inside haunting. Like a drug I keep on wanting. Evet, Ufuk benim için detay görüntüler alıyor şu anda. Sağ olsun canımın içi. Ay şu manzaraya bakar mısınız? Gökyüzü muhteşem görünüyor. Yatak var denizde. Yatak mı var? Denizde yatak varmış arkadaşlar. Denizde bir biz yokuz. Bir şey diyeceğim, ben kahve içtim ya. Düşünebilirsin ya bu arada. Şöyle. Mask buradan söylemiyorsun. Altın ararken biz belki buluruz kız, denizden yatak çıktığına göre. Denizde yatak var bu arada. Bakın Allah aşkına şu kulluğa, şu karizmaya, şu kaybolmuş. Kaybolmuş. Şu romantik fotoğraflar. Kendi kendime çok evet romantiyim. Ancak kendi kendimize romantik bir oluyor. Bir işe yaramıyor arkadaşlar romantik falan. Eve geldik sonunda şimdi. Şöyle bir markete gittik. Bir şeyler aldık, yemek hazırlayacağım. Size de tabii ki bunu göstereceğim ama kamerayı nereye koyabilirim? Şu an mutfağı keşfetmeye çalışıyorum. Izgara tavuk ve salata bugünkü menümüz. Kendi kendime konuşacağım. Ufuk'un işi var çünkü. Ufuk, yemen gereken belli bir gram var mı? 200 gram tamam. 200! Bu kaç gram ki zaten işte? 650. Şu ayarı değişmiş. Ben şimdi bunu tavada yapacağım ama bu tava çok küçük. Kek. Aa, durun ya, kapatalım şimdi burayı. Yemek yerken tekrar görüşelim. Çünkü ortalık çok kötü. Ortalık çok karışık. Ayarım olmadığı için. Manuel de mi? O. Değil. Muhteşem bir kazan salata yapmışız. Neyse. Tavuklar pişiyor. Çok acıktık ha, değil mi? Sabahtır aç gezdiriyorsun beni. Ben acıkmadığım için benim evde saat kaç oldu? Orta 9 olmuş, çok geç. Olsun dur, 5 dakikaya hazır her şey. Bugün menümüzde ızgara tavuk, bir kazan dolusu salata ve yoğurt var. Gayet diyet, sağlıklı. Bana soruyorsunuz ya, ne yiyorsun, nasıl formunu kuracaksın? Her gün, gece gündüz yağsız tavuk salata yani. Şey, bence ara sıra eğer merak ediyorsanız bugün ne yedimler falan çekelim değil mi Ufuk'la birlikte? Evet, çekelim. Keyifli olur. Yani bir gün boyunca ne yediğimizi paylaşırız. Ufuk da çok güzel bir diyet yapıyor şu anda. Çok da güzel kilo veriyor. O da size ipuçları verecektir diye umuyorum. İnşallah. Tabii sporun katkısı. Evet ya, spor gerçekten. Bana şey yazıyorlar mesela hep.
Ya işte dikkat ediyorum ama spor sevmiyorum, spor yapamıyorum, veremiyorum. Abi sporsuz, sporsuz olmuyor. Sporsuz asla olmuyor. Yani güzel bir vücut olmuyor zaten. Zayıfladın hadi diyelim. Popo yok, işte bel, o sıkılık. Spor daha önemli. Ne diyorsun, olmuş mudur acaba? Bence olmuştur ya. Ya böyle gıç gıç yapar ya tavuk pişmeyince. Hiç gülüş. Sevmem. Hiç sevmem. Lokum gibi olsun gerekiyor. Göğüs de zor pişiyor. Birazcık zeytinyağı koyuyoruz. Çok koyma da. Yok. Tavuğa da bu kadar koydum bu arada. Az ama bu biraz az oldu. İki kapak koysam olur değil mi? Koy koy. Üç bile yer bence o. Kapağı küçücük onun. Pazara gelmeyelim. Sen limon var dedin ya. Yok mu? Bana yok gibi bir içimde öyle bir his var. Birkaç tane var derdi bana arkadaşlar. Onlar limon. Nerede olması gerek normalde? Sol alt çekmeceye bak bakayım. Günahımı aldın, gördün mü? Gerçekten. Şu tavuğu kapatalım, yanık kokuları geliyor. Ha yok, suyunu çekmemiş. Çok iyi olmamış mı bu arada tezgah? Kendi yapmış. Dedim ki bunun niye videosunu çekmiyorsun? Mesela bunun üzerinde kesemeyiz mi? Haliyle. Ben haldır huldur her yer. Gezdiğim için elde. Evet, bu bıçak körelmiş çok. Kör kör. Sen nasıl kestin bunu ya? Salatalık malzeme diye kestim. Oh. Oh. Salatamız bayağı çok olmuş. Ben tuzu kesmiyorum, onu söyleyeyim. Yani yemeğimden de tuzu kısacaksam ne anlamı var bu hayatın? Biz buradan mı yesek salatayı? Bunu nasıl aktaracağım ben şimdi? Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Becerebilirsin. İnanıyorum. Aa, çok ama şey şurası. Orası delikli bir kere. Oradan evet. Yandan dökeceksin onu. Ben çok becerikli bir insanım. Bak şu an beceriksiz gibi duruyorum. Çünkü hakimim. Yo, estağfurullah. Şu anda hiç hakim değilim mutfağa. Arkadaşlar, diyet yemeğimiz böyle. Ufukcum hadi artık. Açlıktan ölmeden. Neyse, ben yemeğime başlıyorum o zaman. Geldim yemeği be. Yemeği yiyip geliyoruz. Geldim. Arkadaşlar, birazdan odaya gardıroba taşıyacağız. Ve ben ayrılabilir bir parça olduğunu düşünmüştüm ama bekleyin, geliyoruz. 2 hours later. Altını bırakıyor muyuz yani? Aha, bir eşik daha var. Böyle koyacağız bu tarafa. Yaz geldi lan, bir dakika dur, şu arkaları düzeltmemiz lazım. Şimdi size kıyafetlerimi göstereceğim. Evet arkadaşlar, burada iki valiz. Katlanıp konulacak, asılacak bir şeyler bir şeyler. Ben bu arada tatillerden döndükten sonra mesela bu valizim İstanbul'dan döndük ya, daha burayı toparlarken boşalttım. 2 hafta. Babamın ve annemin en sinir olduğu şey, çünkü valiz düzeltmekten ve yerleşmekten nefret ediyorum. Direkt hepsini banyoya falan atıyorum, makineye. Neyse. Bu sefer öyle olmayacak umuyorum. Yerleştireceğim. İnşallah. Arkadaşlar. Bez mutfaktadır diye umuyorum. Beni takmıyor. Bakalım nerede Bez? Burada yok. Burada. Buldum. Tabii bunu 1 dakika içinde bitmiş olarak göreceksiniz. Ömür yetmez çünkü. En sevdiğim kutum bu. Şöyle tight gibi, çok lastikli. Böyle bir şey varsa bulabiliriz bir yerde. Bana söyleyin. I'm not afraid of the dark.
değilsiniz bence. Bunu en son halinde size göstereceğim. Hazır mıyız? Daha tam bitmedi çünkü askı falan alacağım. Öyle son halini de size göstereyim. Sadece buraya katladım. Şuraya da böyle birkaç şey astım. Burayı çok görmeyin yani, birazcık dağınık duruyor. Şimdi bilin bakalım biz ne yapıyoruz. Ufukcuğumun söylemesini istiyorum bunu. Hayır, çünkü onun fikriydi. Hayır, söylemek istemiyorum. Senin fikrindi. Çay yapıyoruz. Çay yapıyoruz. Peki sizce çayın yanında mesela ne güzel gider? Evet Ufukcuğum, ben bu kelimeleri... Başkalarının neyine düşerse benim ne hale geleceğim farkındasın değil mi? Ufuk'un hocası var ya, öldürür yemin ederim. Ben ben Ufuk'un ağzından bu kelimeleri duymak istiyorum. Çünkü benim ağzıma hiç yakışmıyor böyle şeyler. Ne diyeceğim ama dersin? Ve yarın sporda fazlasıyla çıkacak arkadaşlar. Instagram'dan bizi. Takip arkadaşlar işte şu gün o. Getirmeyecek. Daha kabul etmeyecektin bu yemeği. Diyecektin ki biz hayatta yemeyiz. Biz yemeyeceğiz. Virüs var. Bir şey değil mi? Yarısını verecekti. Ben az aldım. Sen şaka... Daha doluydu o sarma kutusu falan. Hepsini alsaydı biz. Şöyle bir sarma kutusu. Sarma çok güzel bu arada. Yazıklar olsun. Bir de çok yedik. 300 gram tavuk yedik. 1 kilo falan. Biz obez sanırım. Bir şey diyeyim mi? Videoda akşam yemeğinde şey yapıyorduk. Dur. Akşam yemeğinde şey diyordum. Sağlıklı yemek yapıyoruz bugün. Yalnız gece 12'de börek gömüyoruz. Bir de 300 gram tavuk da bunu da unutmayalım. Az önce kettle yine senin gibi ocağa koyma. Gerçekten mi? Bu mayayı nerede olsa görsem tanırım Büşra. Arkadaşlar Büşra bir gün kettle'ı al sen, ocağa koy, ocağın altını yak, yangın çıkar. Büşra'cığım selam. Ve misafirlikte yapıyor bunu yani. arkadaşının annesi demiş ki, annesi almış kettle'ını. Annesi demiş ki, oğlum bu kız salak mıydın? O zaman... Balkonu. Ay size balkonu göstermedim ben ha. Belki video bile çekilir burada ha. Evet. Değil mi? Ben video çekmeyi düşünüyorum. Neyse mumlarımız yansın da öyle. Ay çok iyi. Bu arada sabah biz siyah çay içmişiz. Ben bunun yeşil çay olduğunu düşünmüştüm. Ben korona olabilir miyim? Ağzımın tadı mı gitti acaba benim? Bir şey gibi, bir tane çizgi film mi? Nine. Nine mi? Dede tutuyor ya. Şu duvarları tek tek kendisi yapmış. Benim odayı da böyle yapacağız. Ya bence... sürpriz yapacaktık. Niye söylüyorsun? Tamam burayı keselim. Bir de şu minnak çiçeğini gösterelim ya. Bu şey... Mor fesleğen. Atom parçacığı. Börek yanıyor. Yandı mı? Yok, yanmadı. Sakin. Arkadaşlar kalbime inecekti. Böreği kaybedeceğiz. Neyse ben gidiyorum. Vlog kapıyor. Devam edelim ya. Uzun olsun. Beni özlemişsinizdir. Bak görünüyorum. Ay peki oturup hizmet ettirmeme ne diyorsunuz? Afiyet olsun canım. Teşekkür ederim. İyi, börek biraz fırında küçülmüş. Ya bugün akşam yemeğini de sen yaptın lütfen. Aman ne yaptım? Senin salata daha zordu yemin ederim. Ben çok şişko görünüyorum ha. Oo, görüntü fena. Çok iyi değil. Abi biz böyle. İkimizi de mi tutup? Deli gibi. Tut fotoğraf çekelim. Abi bunu şey koyarız kapağa. Allah aşkına. Dur bir dakika. Nerede? Bu çok saçma. Çıldıracağım diye böyle bir şey yapıyoruz şu an. Ya biraz böyle tadına vara. Tamam ben kamerayı kapatıyorum, biz gömüleceğiz çünkü sanki... Arkadaşlar. Yiyecekmişiz cidden. Yiyecekmiş gibi yapıp yemeyeceğiz yani, çaktırmayın hocama. Şey yapıyor, çiğneyip tükürüyorlar. Uyuyordur. Biz formumuzu böyle koruyoruz. Yiyip kusuyorlardı. O hastalık oluyor bir süre sonra ama... Çiğniyor, tadını alıyor, sonra tükürüyor, çıkarıyor. Abi yutmadan hiç onun bir anlamı olmuyor bu arada. Ben denedim bir kere. Çikolata denedim. Bize kim yapıyordu bunları diyoruz. Çikolata da denedim. Şimdi tadını sonuçta dilinle alıyorsun. Yiyorum, çok güzel. Tükürüyorum, hiçbir şey yememişim gibi yani. Yutunca o his. Gırtlaktan geçmesi lazım, o yüzden kusuyorlar zaten. Aynen. Tövbe yarabbim. Diyecekler ki sizi kaç gündür aç bıraktılar. Şimdi deneyimliyoruz. Oha. Abi çok güzel. Şey değil mi? Tereyağı falan var bunda. Hmm.
çok iyi olmuş. Instagram'dan takip edin, bu arada Ufuk'u da takip edin. Oradan biz paylaşacağız sürekli sporumuzu. Yani vlog'a devam edemem ben orada koca kamerayla dolaşamam salonda ama. Burada vlog çekelim ya. Arkadaşlar vlog istediğiniz fikirler varsa hani şunu da çekin, biz bunu da izleriz falan. Evet ya, fikir verin. Güzel yine böyle şey, konulu. Ben bugün aklım hep başka yerler. Konulu video olacak ama bir vlog da olsun yani. Şöyle hayal edin. Valizden çıkardı, parça parça, emek emek, böyle katlaya katlaya. O küçücük çamaşırları böyle katladı katladı, koydu koydu. Kocaman çekmece oldu. Son parçayı bıraktı göçtü. Yani. Abi insan olan ilkinde yaparsın bunu. Yani o kadar uğraşmazdı. Sonra dedim ki, sonra Ufuk yaptı çekmeceyi, dedim ki ben buna bugün sabrım kalmadı. Yani tekrar yapamayacağım. Onu vlog koyamıyoruz ama arkadaşlar. Çok sakıncalı görüntüler içeriyor. Evet arkadaşlar, biz vlog videolarına bakacağız şimdi. Nasıl olmuş, nasıl çıkmış. Belki uyuyamazsam editini de yaparım bugün. O zaman bir vlogun daha sonuna geldik. Bence eğlenceli oldu. Bilmiyorum şu an ne çektik, ne yaptık, hiçbir fikrim yok. 5 GB video var burada. O zaman görüşürüz bir sonraki videoda. Lütfen videomu beğenin, kanalıma abone olun, Ufuk'a abone olun, Ufuk beğenin. Çok şey istedim. Çünkü yani bunlar bir emek biliyorsunuz. Bir sonraki videoda yeniden görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.